zamanın akıllıları. Ses. Kasabamızın değerli insanları, vatandaşlarım, güzel insanlar. Dün dolmuştur. Bana yapmanız dileğiyle. Sevgiler. Belediye bütçe açığını yine vatandaşın cebinden karşılamaya çalışıyor. Ne yapsın hacı, ne yapsın? Yahu o kadar çalıp çırptılar ki delik bu kadarken folluk kim oldu ya? Ses deneme. Sayın Başkanım. Uyuyor musunuz başkanım? Millet deliye hasret, biz akıllıya. Lacivert pantolonun kirli de gri. Kadın evde yok fakat emir vermeye devam ediyor. Yatağını toplasan ölürsün değil mi Zafer? Yerden uzaya kadar haklısın karıcığım. Bugün buzdolabı taksitinin son günü, unutayım deme. Hadi be. Hiçbir sorun yok. Anahtarını unutma. Emredersin komutanım. Benzinin bitti yine Eko. Babamla yaşadı bu araba oğlum. Tedavülden kalktı. Fabrikası kalmadı Allah'ıma. Size de eğlence çıktı ha. Toplanmışsınız sabah sabah. İşiniz gücünüz yok mu kardeşim? Yok. Ya o zaman bir el atın da yokuşa çıkalım sevabına. İşim var benim. Benim ekmek almam lazım. Annem doğum yapacaktı, bir bakayım. Oh be. Ha şöyle be, biz de işimize gücümüze bakalım. Yüce Rabbim, sana sığındım, sana güvendim. Bir çalışsın, 3 ay oruç tutacağım. Ha çalıştı. Yüce Rabbim, 1 ay tutayım düz olsun. Zaten yeri aç, yeri tok yaşıyor. Doğuştan oruçluyum ben zaten. Oo, ödümü kopardın lan Mecnun. Bir gün kapten götüreceğim beni. Atla başkan, götüreyim sevabını. Atla atla. Hayır, Ekrem gelir şimdi beni almaya. Fakat ufukta görünmüyor. Tamam gidelim. Alo Özkan. Oo çömert insan. Bonkör, en bonkör. Kes lan yıkama yağlamayı. Ama öyle demeyin efendim. Nefret ederim. En nefret ettiğim şey. Bakın efendim, siz bu kasabanın gelmesi... Yani biraz kalıbının adamı ol Özkan. Biraz kalıbının adamı ol. Öyle yağcı mi? Kişiliksiz adamlardan nefret ederim. Bilmiyor musun? Haklısınız, ben de ederim efendim. Nasıl gidiyor belediyede işler? İşler hiçbir şey yok ki efendim. Hala istifa etmedi mi o Zafer denen herif? Yok vallahi, hiç niyeti yok efendim. Ha, ulan Zafer bir tek adında var herifin be. Hayatı şerefli mağlubiyetler üzerine kurulu. Haklısınız efendim. Tamam oğlum, sen yine alttan kuyusunu kazmaya devam et, tamam mı? Evet. Yalnız efendim bir problemim var, bir icra sorunum var. Efendim? İcra. Ne icrası? Ya kredi kartı... Yine mi icra geldi lan? Evet, maalesef efendim. Birazcık para lazım bana. Kaç para lazım? 2000 lira yeter sanki. İyi tamam, bir ara ofise gel, çaktırmadan hallederiz. Çaktırmadan tamam. Gelirim efendim. Hadi bakayım. Tamam lan kes, hadi evet. Tamam, hadi güle güle, güle güle. Ulan senin için 3 ay oruç tutacağım be, çalış be! Başkanım geldi. Niye geç kaldın Ekrem? Limuzin yolda kaldı başkanım. Ne zaman yolda kalmadı ki bu? Hatta ben bunu hiç hareket halinde görmedim. Durağan bir araba bu. Bunu satıp yerine bir at ya da eşek alsak daha iyi. Uğraşılmaz bununla. Sana da yazık, bana da, ona da. Vallahi bir eşek sahibine teklif ettim başkanım. Ne dedi? Affedersiniz, kıçınla güldü. Eşek mi? Sağ ol.
İyi günler. Ruhsatla ilgili bir işim vardı da. Siz mi ilgileniyorsunuz? Dosyada herhangi bir sorun var mı? Evet, var. O zaman tam adamına geldiniz, o işlere ben bakıyorum. Ben hemen sizi şöyle şu tarafa alayım, işinizi kılıfına uydurayım. Ya aman, yani işinizi halledeyim. Zaten Işıl Hanım'ın da ruhsat dosyasını bulması gerekiyor değil mi? Ay çok alakasız olacak Özkan Bey ama ruhsat derken? Işıl Hanım en iyisi ben sizi doğal akışınıza bırakayım. Beyefendinin işi acil galiba, onunla ilgileneyim. Maksat vatandaş beklemesin. Adı Kezban, 1,5 yaşında, ellerinizden öper. El öpenleri çok olsun. Ben Kezban Hanım'la beraber sizi şöyle şu tarafa alayım. Kezban Hanım'ı da aç bırakmayalım. Yem, kekik, su verelim değil mi efendim? Abi, eti böyle buram buram kekik koksun. Gel canım, gel Kezban. Sen de hakkını helal et. Benim de sana hakkım helal olsun. Allah razı olsun. Olay nedir reklam? Nedir bu kalabalık? Ceyhun abiler İstanbul'a geç ediyor başkanım. Neden? Ceyhun abi ne zamandır işsizdi. Şimdi çoluk çocuk da büyüdü. Ne yapsın, taşınmaya karar verdiler. Ceyhun benim çocukluk arkadaşımdı. Niye bana söylemedi ki? Belediyede bir kadro ayarlardık. Belediyede 50'den fazla kadro var başkanım. Hem Ceyhun abi kabul etmezdi. Bu ay köyden taşınan 9. ayla başkanım. İşsizlik fena vurdu milleti. Ben de öyle elimi kolumu bağlamış hiçbir şey yapmadan oturuyorum değil mi? Estağfurullah başkanım, siz elinizden geleni yaptınız. Daha ne yapacaksınız? Ekrem. Sus. Ceyhun abi, seni özleyeceğiz. Bu kasabadan giden herkesle birlikte benim de canımdan bir parça gidiyor arkadaşlar. Oy gidiyor, oy. Bir kişi bir oy değil mi? Ya bu deliden başka muhatap olacağım kimse yok mu burada? Kasaba yönetmek duygu işi değildir arkadaşlar. Kasaba yönetmek tamamen beyin işidir, beyin. Çalıştır şunu, gidelim Ekrem. Şu arabaya bak. Şu arabaya bak. Koskoca belediye başkanının yakışıyor mu şu araba? He? Çalışmıyor başkanım. Canım sıkkın. Ne oldu aşkım? Bir şey olmadığı için sıkkın olabilir miyim? Baksana, liseli aşıklar gibi hala kaç göç sahillerde çay bahçelerinde buluşuyoruz. Tamam, şey yapalım o zaman. Başka yerde buluşalım. Solluğun sırası değil. Vallahi bu son buluşmalarımız. Ya anneni babanı alıp beni istemeye gelirsiniz? Ya da? Ya da beni unutursun. Seçim senin. Aşkım bir tanem, ama babalarımızın durumunu biliyorsun. Biliyorum. Ama babalarımızı değiştiremeyeceğimize göre... Aslında iyi fikir. Özkan Bey nerelerde? Özkan derken? Benim danışmanım olan bir tip yok mu? Var mı? Bana bak, seni ben mi işe almıştım? Sen bana rağmen mi işe girmiştin? İş derken? Özkan nerede kızım? İçeride koyunla oturuyor başkanım. Koyun derken? Koyun derken süt çıkan var ya, yünlü yünlü, onunla. Özkan Bey, başkanım sizi istiyor. Önündeki telefon bu gibi haykırmaları önlemek için icat edildi. Özkan Bey! Tamam, tamam kızım, ben giderim yanına. Sen yorma ses tellerini. Aa, hayırdır Salih, dükkana uğramıyorsun neredeyse. Ya abla sen böyle söyleme bari. İş var da ben mi işe gelmiyorum? Ha, sinek avlamayı iş addediyorsan o başka. Aa, her yer öyle be Salih, sadece bizim kasaba mı?
Ne oldu? Türkiye dünyanın hızla büyüyen üçüncü ekonomisiydi. Ne oldu? Yoksa biz farkında olmadan Türkiye sınırları dışında bir yere mi itildik? Olur olur. El birliğiyle her şeyi çözeriz inşallah. El birliğiyle. Bana kalırsa o da olamayacak gibi geliyor. Baksana. Giden gidene, terk eden terk edene. En son Ceyhun da gitti. Yahu bu gidişle tabut taşımaya dördüncü adam bulamayacağız. Belediye 50 personel, 45 masa, 27 sandalye, 2 bilgisayarla emir ve görüşlerinize hazırdır başkanım. Sağ ol. Koyunu saymadın. Koyuna bir vatandaş bakamıyormuş da acıdım, sevabına bakıyorum. Koyunu derhal belediyenin demirbaş listesine ekliyorsun. Tabii başkanım. İsim neydi hanımefendi? TC kimlik no alayım lütfen. Rüşvet yok Özkan, rüşvet yok. Yok başkanım ama TC kimlik no almak zorundayız. Hemen meclis üyesi arkadaşları ara, biraz sonra toplanacağız. Peki efendim. Koyun kardeş izninizle. Siz kalın. Bu herifin adam olma ihtimali sıfırın çok altında. Olmaz başkanım, olmaz. Ama gözüm üzerinde, hiç merak etmeyin. Dinleme cihazı yerleştirdim. Nereye? Özkan'a. Sen gizli gizli bir şeyler içmiyorsun değil mi? Tövbe başkanım, yeminle sizin üzerinize yemin ettim. Niye benim üzerime? Hayattaki tek yakınım sizsiniz. Babam gibisiniz başkanım. Yani arabada tekerlekliyse siz de benim için osunuz başkanım. Başka bir şey ister misiniz başkanım? Evet Ekrem. 250 gram huzur istiyor. Arkadaşlar ne istiyorlarsa ver Raci. İkramım. Kaç bir de ısmarladın Raci? 400 başkanım. Allah cezanı versin Raci. Kasaba nüfusu 250 kişi zaten. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet şeker olsun. Demem o ki arkadaşlar. Bu basiretsiz başkan böyle davranmaya devam ettiği sürece bu kasaba 2 yıl içerisinde köye dönüşür. Hatta Allah korusun biraz daha ileride mezra oluruz. Buna izin mi vereceğiz? Hayır. Bu Cengiz kaç yaşında? Vallahi 55'in üstünde olması lazım hacı. Bu fotoğraflara bakarsan fotoğraflar 50 senelik var. Babasının fotoğrafları olmasın bunlar? Fotomontaj bunlar hacı. Fotomontaj. Buna izin vermeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Doğru belediyeye gidip başkanın karşısına dikileceğiz. Diyeceğiz ki madem bu işi beceremiyorsun o zaman işi ehline bırak. Haydi arkadaşlar hep birlikte belediyeye. Beni seven arkamdan gelsin. Haydi gel Raci. Kalk hacı. Diğer arkadaşlar neredeler? Murat Bey okey oynuyormuş. Çok iyi bir el gelmiş. Çanağı patlatmak üzereymiş. O yönden gelemedi. Diğerleri ne yönden gelemediler? Onları ben aradım başkanım. Hüsnü Bey boya yapıyormuş. Nevzat Bey de şehir dışına çıkmış. Tamam peki. Biz başlayalım o zaman. Cafer Bey, kasabayı kurtarmak, canlandırmak için ne yapmalıyız? Kasabayı kurtardık ya biz zamanında Yunanlardan almıştık. Ben o zaman gencecik bir zabittim. Öyle kurtarma değil Cafer Bey. Şimdi ortada düşman falan yok. O zaman kimden kurtaracağız? Yani kasabanın kalkınması için ne yapmalıyız? Ben sana eleniyle olan maceramı anlatmış mıydım? Anlatsan kasabanın kurtulmasına bir faydası olacak mı? Yok. Anlatma o zaman. Eleni bir güzel, bir güzeldi ki 20 yaşlarında. Bir göğüsleri vardı 40 ağaç kavunu gibi. Beni gördüğü zaman uçları şişerdi. Ondan sonra biz ondan sık sık buluşmaya başladık. Tamam arkadaşlar dalga geçmeyelim. İşimize bakalım. O zaman cirit turnuvası düzenleyelim başkanım. Ha, olur. Gelenlere de kırmızı veririz. Bir yol buldum demiştin Özkan. Dememiş miydin? Bir yol bulduk arkadaşlar. Buldun mu? Bulmuş? Evet. Neyi bulmuş başkan? Buldum. Bulduk. Bulunuldu. Evet arkadaşlar. Bulduğumuz yol sayesinde kasaba medyanın ve vatandaşın ilgi odağı olacak. İş adamları, yatırımcılar ve halk buraya akacak. Neymiş bu müthiş fikir başkan? Bu yol çok kolay arkadaşlar. Çözüm gözümüzün önündeymiş. Biz görmemişiz. Yahu ağzının içinde geveleme Zafer. Neymiş bu yol?
Güreş. Evet. Güreş. Güreşeceğiz arkadaşlar. Savaşacağız. Tırnaklarımızla doğduğumuz topraklara dokunacağız. Yağlı güreş turnuvası düzenleyeceğiz. Unutulmamalıdır ki yağlı güreş bizim ata sporumuzdur. Yerli yabancı pek çok insanın da ilgisini çekmektedir. Hatta en az 5 kanal bu programları yayınlamaktadır. Biz de ne yapacağız? Kasabamızda bir yağlı güreş turnuvası düzenleyeceğiz. İlgi odağı olacağız. Ayrıca ben İstanbul'daki sanatçı dostlarımı arayacağım. Ve buraya gelmelerini sağlayarak da medyanın ilgi odağı olacağımızı düşünüyorum. Koca Yusuf da gelecek mi? Evet, Koca Yusuf da gelecek tabii. Teşekkür ederim baba, o da gelecek. Çok teşekkür ederiz. Dağılabiliriz artık. Biz çalışmalara başlayalım efendim. İyi günler. Cafer. Gel babacığım, gel gel. Yardım et Raci. Koca Yusuf da gelecek. Adalı Halil de sen merak etme. Güreş, güreş. Ne güreş lan? Nereden çıktı bu güreş? Ne biçim bir işin içine soktun lan sen beni? Sakin olun başkanım, şekeriniz yükselecek. Işıl bir su getir başkanıma. Işıl Hanım, başkan için su istedik. Koyun için demedik. Aa, ne var canım koyunun ağzında? Tertemiz hayvan. Ben hep bununla içiyorum. Şu turnuva gününe kadar koyunu Mecnun'a verelim. Bu kız zaten üşüdükçe iyice sapıtacak koyunla. Vallahi Mecnun baba, ben sana o kadar imreniyorum ki. Nerede akşam, orada sabah. Sen çok güzelsin biliyorsun değil mi? İşte, aşk adamı böyle yapar. Tavuk gibi sersemletir. Aşk nedir bilir misin? Hayalindeki kadının resmiyle gördüğün kadının resmini yapıştırırsın. Onu yüreğine sokarsın. Veysel'i bilirsin değil mi? Aşık Veysel'i. Aşık Veysel'i kim bilmez abi? O hani der ya şiirinde. Güzelliğin 5 para etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasın. Bu kasabada, bu şehirde, bu ülkede, bu dünyada 4 milyar kadın var. Lan sen gittin en sahtekarın kızına aşık oldun. Ne yapayım abi? Kaçır. Ne yapayım? Kaçır. Nereye kaçırayım abi? Benim kulübeye. Anahtar. Kulübenin anahtarı. Kimseye vermem. Mecnun babanın kafasını açar anahtar bu. Kafasını. Senin ne işin var lan burada? Senin ne işin var lan burada? Kalk hocam başına. Akıllı adam yok etrafında ya. Güreş turnuvası düzenlemek dünyanın parası. Bizde 5 para yok. Nasıl düzenliyoruz? Halledeceğim dediysem hallederim başkanım. Yani benim üzerime gelerek haksızlık ediyorsunuz. Ben bugüne kadar kaç kere sizi hayal kırıklığına uğrattım? Bugüne kadar hallederim deyip hallettiğin hiçbir şey olmadı. Evet. Tamam işte, hatalarımı telafi etmek için bir şans daha verin. Tamam da bir ödül falan vermek gerek bu güreşlerin galibine. Başkanım, koyunu versek? Evet, hayret. Kafan çalışmaya başladı. Hayır, yani başkanım, ben arkadaşlarla koyunu doğal ortamına, ormana bırakacaktım. Hatta rakı bile alacaktık yanımıza kutlama yapmak için. Kader işte, kısmetsizim benim. Tamam Özkan, ne yap yap, bu güreş işini organize et. Tabii başkanım, koyun yerine taş yiyeyim ben. Yalnız başkanım, organizasyonu yapmam için biraz paraya ihtiyaç var. Kasada vardır biraz para galiba. Özkan? Nedir bu kasanın bu mini bar durumu? Buzdolabı bozuk ya başkanım. Serin olsun diye oraya koydum ben. Hani gelenimiz gidenimiz oluyor. Yeminle başkanım, kendim için istemiyorum. Anlaşıldı. Bu ay buzdolabının taksitini ödeyemeyeceğiz herhalde. Hadi Özkan, kurtar kasabı. Çok açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Bu sünepe başkan, bu güreş organizasyonunu başarır. Eskaza bir işe yararsa, ben de sizi yararım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Raci? Anlaşıldı mı Raci? Anlaşıldı, anlaşıldı başkan. Bölgedeki bütün zeytinyağlarını toplayın. Güreşçilere müsil içirin. Ne bileyim oğlum, bir şeyler yapın işte. Bir şeyler yapın ve bu işi mutlaka engelleyin. Anlaşıldı mı?
Siz hiç merak etmeyin başkanım, biz de. Ya herif resmen başıma bela oldu ya. Resmen başıma bela oldu. Önce sevgilimi aldı elimden, sonra başkanlığımı aldı. O hikaye öyle değil mi sayın başkanım? Siz kadına vurgunmuşsunuz, kadın size yüz vermiyormuş, ben öğrendim. Yüz vermiyormuş. Bana yüz vermeyecek kadın var mı bu yeryüzünde Raci? Ha? Benim cazibeme hangi kadın dayanabilir? Şu tipe bak. Siz hala burada mısınız? Hadi işinize, hadi yallah. Hadi yallah işinize, hadi. Hadi, hadi! Şu tipe bak. Bu suratla seninle içmeye bile gidilmez oğlum ya. Kardeşim, bak canım çok sıkkın, kalbini kırmayayım. Arıyorum Meltem'i, açmıyor telefonlarımı. Üstüne gitme kızım. Bak sana hayatın sırrını vereyim. Bu bir dünya gerçeği kardeşim. Kadınlar erkeklerden her zaman bir adım öndedir. Kovaladıkça kaçar cırcır böceği gibi. Oğlum ben ne diyorum, sen cırcır böceği yok kaçar maçar. Ya kardeşim, benim annem babamı alıp bu akşam gidip Meltem'i istememiz lazım. E bizim içki muhabbeti yattı mı şimdi? Efendim. Alo. Anneciğim. Bu akşam gidip Meltem'i istiyoruz. Bu akşam mı? Evet anne ya. Anne çok uzadı artık. Gidelim kızı isteyelim ne olur ya. Allah'ım ya Rabbim, nereden çıktı şimdi bu? Tamam annelerin bir tanesi. Öpüyorum seni. Konuşuruz akşam. Vallahi iki ayağım bir pabuca soktum ben. Babama haber vermiyorum. Kapatma işleri. Ozan, hem kendini yakacaksın hem beni. Hani İstanbul'a gidip kafeler zinciri kuracaktık? Hani manken kızlarla çıkacaktık? Hani çapkınlık alemini altın harflerle yazılacaktık? Ozan hem kendini yakacaksın hem beni. Kardeşim sen buraları toplarsın, ben hazırlanayım. Ya sen duymuyor musun beni? Babamı aradın mı? Haberi var değil mi? Haber vermedim zaten, telefonunu arayıp haber verseydim hiç gelmezdi. Merhaba. Olay nedir? Misafir mi geliyor? Misafir gelmiyor hayatım, biz gidiyoruz. Kız istemeye. Kız istemiyor mu? Kime? Ay sana değil herhalde, Ozancığıma. Yani daha doğru dürüst bir işi bile yok. Bir sapa balta olamadı. Kimin kızını için istiyoruz? Baba ben buradayım. Arkamdan konuşma istersen. Ya bari getirip kızı bir tanıştırsaydın. Her şeyin bir yolu oradan var. Sen bana baba ben bir kıza aşık oldum diyeceksin. Ben sana merak etme oğlum, zamanla geçer diyeceğim. Sen bana ama baba ben onu seviyorum, evlenmek istiyorum diyeceksin. Ben sana evliliğin saçmalıklarını anlatacağım. Zafer. Uzatma işte, çocuklar birbirini sevmişler, anlaşmışlar. Nerede sevmişler? Nerede? Hangi konuda anlaşmışlar? Bu evde her şeyi en son ben öğreniyorum. Ev ev değil ki. Antikozmik zafer odası. Hadi geç kalıyoruz. Bu kozmik tartışmamıza yolda devam edelim. Ne olursunuz. Aa, bu evde nereden çıktı? Projesini imzaladığımı hiç hatırlamıyorum. Üstelik yoldan da pay almış. Yarın ilk işim bunun projesini incelemek olacak. Mutlaka kanun, nizam tanımaz birisi. Gösteririm ben ona. Zafer'cim biz bu evden kız istemeye gidiyoruz. Tapu değil. Baba, şimdi evi yıkmaya kalkmazsın inşallah. Hayır, illa yıkacağım diyorsan yarın bir ara uğrar yıkarsın. Hadi lütfen. Aman ya. Aman ya, nereden çıktı bu evlenme işi şimdi? Daha yaşı ne başı ne? Biz gitsin İstanbullara, Amerikalara okusun diyoruz, bu evlenme peşinde. Evlensiz ibidinin tekiyle beş çocukla otursun evde. Kafa yok, kafa, man kafa. Babasına çekmiş. Hadi beklet diyelim, misafirler ayıp olacak. Ya bana bak, çocuk gibiymiş. Ha? Yani kimin nesi, kimin fesi? Babam nereden sonra gelecek efendim? Seni daha önce kasabada hiç görmedim. Ben İstanbul'da üniversite okuyordum. Bu yaz başı gelmiştim. İnsan buradaki sıcak dostlukları falan özlüyor. Bu evin reisi ben değil miyim? Değilsin. Değil mi tabii? Yani ben de saçmalıyorum karıcığım. Ben hani öğrenmek istedim değil mi? Kızımızı vereceğiz. Belki hırsızdır, itin uğursuzun tekidir. Senin gibi yani. Evlenmeden önce seni babam bir araştırsaydı hayatta vermezdi. Babanız ne iş yapıyor? Mutlaka tanıyorumdur kendisini. Hay Allah. Ben size kolonya tutmadım değil mi? Sanmıyorum. Tutayım. Konuşturma beni akşam akşam. Yürü hadi. Ya hadi.
bu herif evimde be? Evet Nermin. Ne arıyoruz burada biz? Yani şimdi bu herif mi kızımı oğluna isteyecek ha? Bu herif mi? Ölürüm ne vermem. Ancak cesedimin çiğnenmesi lazım. Ayrıca benim bu ipsiz sapsız herife verecek kızım mızım yok. Şu hale bak, hapishane kaçkını gibi. Ne iş yapıyorsun sen? Aslında öğretmenim. Atamayı bekliyorum. Şu anda bir çay bahçesi var, orada çalışıyorum efendim. Ne yani? Şimdi bu zibidi çay bahçesinden aldığı 3 kuruş maaşla kızımı mı geçindirecek ha? Onun aldığı maaş kızımın telefon faturasına yetmez be. Kamu tarifesine geçtim baba. Fatura yarı yarıya düştü. Sen sus! Ama... Sen sus! Sokaktan yaralı iti köpeği toplayıp eve doldurduğun yetmiyormuş gibi şimdi de bu herifi sardın başımıza. Ama baba... Sus. Ya insanda biraz utanma sıkılma olur be Zafer. Davul bile dengi dengine. Neyine güvenerek benim karşıma çıkıyorsun ha? Kızımı çok mu seviyorsun delikanlı? Evet efendim. Ama ben senden daha çok seviyorum. Ha? Hayatta onun mutluluğu için ben her şeyi yaparım biliyor musun? Her şeyi de yaptım. Çalıştım, çabaladım. Çaldın, çırptın. Şimdi onu göz göre göre ateşe atamam. Çok seviyorum diyorsun. O zaman bırak o çay bahçesindeki saçma sapan işi. Gel benim yanımda çalış. Şoförlükten başlarsın. Sebat edersen genel müdürlüğe kadar yükselebilirsin. Yok, ben bu köhne hayata devam edeceğim. Bu başarısız babayı örnek alacağım diyorsan sen bilirsin. Haftaya kızımı Amerika'ya gönderirim eğitim için. Ondan sonrasına da kendi karar veririm. Ha. Ne söyleyeyim? Mayasını tutturamamışız demek ki biz bunun. Bu hayırsız çıktı. Hemen bir tane daha yapalım. Onun adını da Ozan Can koyarız. Seh. Zafer. Yani oldu mu şimdi ha? Oldu mu? Çocukcağızı orada bırakıp çıkmak yakıştı mı sana Başkan Zafer Bey? Ne olurdu yani bir gece olsun şu Cengiz'le kavganıza bir ara verseydiniz ha? Olmaz tabii. Çünkü senin kuralların var. Hayatım boyunca bir kez bile taviz veremediğin saçma sapan kuralların. Kurallar yok Nermin, gururum var. İnsan gururuyla yaşar. Ay gururmuş. Yıllarca o gururun yüzünden kendini de bizde helak ettin. Ne geçti eline ha? Ne geçti, ne geçti? Of be Nermin, 30 yıllık evliliğimizde sadece Ozan'ı yaptın, o da defolu çıktı. Çünkü Ozan'ı ben kendi başıma yaptım değil mi? Bana bak, o çocukta şu kadar defa varsa önce kendine bakacaksın. Tohumun bozuk senin, tohumun. İstersen benim tohumu başka bir kadınla deneyelim, sonucu görelim. Bir saniye beni de bekler misiniz? Gel canım, gel. Kafanı kullanırsan... Seneye zengin olursun. Adam ol, sözümden çıkma. Ben ne yapıyorsam senin ve kızımın mutluluğu için yapıyorum. Devir gemisini yürüten kaptan devre evladım. Anladın mı? Anladım. Ben Meltem için her şeyi yapmaya hazırım Cengiz Bey. Ne beyi yahu? Ne beyi? Ben senin artık baban sayılırım baban. Bana baba de. Adın neydi senin? Ozancan. Ozan. Ozancan. Bak Şenay. Oğlum yok diyordun. Allah'tan istemesini bilmek lazım. Allah verdi bir tane. Bazen babamın yaptıkları beni de utandırıyor. Bu gece de onlardan biri. Babam adına sizden özür dilerim. Bu gece olanlarda ne senin ne de Ozan'ın hiçbir kabahati yok canım. Fil ve çimen meselesi. Filler tepişti, çimenler ezildi. Benim asıl kırgınlığım Ozan'a Nermin teyze. Bu kadar kolay pes etmemeliydi. Ama canım Ozan seni çok sevdiği için kabul etti. Yoksa Ozan'ın para pulda hiç ilişkisi yoktur yani. Ozan'ın beni sevdiği için babamın isteklerini kabul ettiğini biliyorum. Ama yine de böyle olsun istemezdim. Neyse ben ayrılayım buradan. Sen eve gidiyorsun değil mi? Zeynepler'de kalacağım bu akşam. Babamın zafer kutlamalarına katılmak istemiyorum. Ne olursa olsun o senin baban.
Ne yapıyorsa senin mutlu olman için yap. Keşke sen de oğlun için bir şeyler yapsaydın. Ben gelinimin bu saatte kasabanın ta öbür ucuna tek başına gitmesine müsaade etme. Bizde kalırsın, olur mu? Sağ olun, gerçekten ben hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Aa, rahatsızlık da ne demek şimdi, kırıyorsun beni. Bak hiç itiraz istemiyorum, bize gidiyoruz. Tamam mı? Hadi. Hadi. Kuruluş yok bu Cengiz denen adamdan. Lafın gelişi adam diyorum. Ona adam diyebilmek için 1000 tane gizli tanık gerekti. Çocukluğumdan beri ona yapmadığım yardım kalmadı. O ne yaptı? Dükkanını mühürledi. Belediyede yapmadığı yolsuzluk kalmadı. Kasayı tam takır etti. Sonra gel başkan ol dedi bana. Ben salak ne yaptım? Gittiniz başkan oldunuz başkanım. Ha. Başkan oldum da ne oldu? Yapayalnız kaldım. Ben varım ya başkanım. Biz de varız başkan. Sonuna kadar arkandayız. Sağ olun. Dünya dönüyor be. Biliyorum. E o zaman içiyor muyuz? İçelim be Ekrem. Gece gayet içmesel bir gece. Seni. Ne babası oğlum ya? Ortada fol yok, yumurta yok. Öyle takılıyorsun. Olur oğlum, olur. O da olur. Geçirir yakında cici baban şirketin başına seni. Oğlum benim şirkette parada pulda falan gözüm yok lan. Herif kızını versin. Ben bir göz oda, zeytin ekmek geçinir giderim abi. Lan oğlum saçmalama ya. Ne biçim adamsın sen ya? Lan bana böyle bir teklifle gelecekler. Şerefsizim, sülalemi satarım. Neydi senin kayınpederin soyadı? Hacızade. Düşünsene oğlum. Ozan Hacızade. Pederi dün akşam çok kötü küstürdüm. Nasıl aramı düzelteceğim bilmiyorum ya. Niye böyle oluyor be? Ha? Niye seçim yapmak zorunda kalıyoruz? Neyse ben kaçayım. Ben bu hikayenin sonunu çok merak ediyorum. Çok kolay be kanka. Zengin kız fakir olanla evlenir. Very very beautiful. Tabii. Ben kaçayım. Herifi ilk günden kızdırmayayım hadi. Başkan. Kahvaltı hazır. Sağ ol Mecnun. Seni de yerinden et. Yok be başkanım. Deliye her yer yatak. Yeryüzü yatağımdır.
Gökyüzü de yorganım. Oh püfür püfür. Ulan deli! Gene ben görmeden gitmekle kahvaltılık çalmışsın. Göremezdin çünkü kadınlara bakıyordun. Sus! Densiz! Ne bağırıyorsun Ömer? Ben sana Mecnun dükkandan ne alırsa deftere yaz, ay sonu öderim demedim mi? Dedin mi? Dedim ve ineliyorum. Kız istemeye gidip oğlanı bırakmışsınız ha? Ama akıllı çocuk. Size hiç çekmemiş doğrusu. Ben de olsam öyle yapardım. Başkan daha gelmedi mi Işıl Hanım? Yok daha gelmedi. Aa, bu arada dün ne olmuş biliyor musun? Bizim başkanın oğlu gelin olmuş. Başkanın oğlu gelin mi olmuş? Hollanda'ya mı yerleşmişler yani? Hayır, bizim Meltem de damat olmuş. O nasıl bir fantezik bünye ya? Ben 12 ağa kıyacak bir ülke tanımıyorum. Ya, vallahi... Of, öyle değil miydi ya? Hayat benim anlayabilmem için çok karışık. Allah kolaylık versin. Başkanın oğlu gelin olmuş diyor ya. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ah maşallah. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Ya başkan, ben hep merak ediyordum. Bu dahiyane fikirleri nereden buluyorsun diye. Ama şimdi bu dahiyane fikirlerin kaynağını anladım. Bu Allah'ın delisiymiş meğer. Hadi afiyet olsun. Gidelim oğlum. Bırakayım başkan. Yok sağ ol, gerek yok. Yürüyeyim biraz, açılırım. Bir iki fırt çekin başkanım, iyi gelirsiniz. Adımız deliye çıktı zaten. Bir de Ayyaş'a çıkmasın. Sen git şimdi evde biraz dinlen, sonra gelirsin belediyeye. Ben iyiyim başkanım. 8 silindir motor gibiyim. Belli oluyor. Sayın kasaba sakinleri, kasabamızda geleneksel 46 para yağlı bir şöleni yapılacaktır. Yerli yabancı birçok sanatçının ve dünyaca ünlü güreşlerin katılacağı etkinliklere belediye personeli hariç borçla getiren herkes katılabilir. Birçok ünlü sanatçının katılacağı şölen ücretsizdir. Bir hayır duası etseniz yeterdir. Merhaba, merhaba. Hayırlı olsun başkanım, hayırlı olsun. Tebrik ederim başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Aferin lan Özkan. Kedi oğlu bir fare sana yakalanmayı başardı. Şöyle be. Aman dikkat. Dayıcım şöyle. İtinalı. Etraftaki tüm zeytinyağını topladık başkanım. Aferin Mert'ciğim. Aferin. Otur. Otur, otur. Bak. Şimdi civardaki bütün tüccarlara haber sal. Ellerindeki malları depoya kaldırsınlar. Daha sonra biz onlardan iki misli fiyatı onları geri alırız. Tamam başkanım.
Raci, biz bu kadar zeytinyağını ne yapacağız? Vallahi bilemedim ki. Ah, omlet yaparız. Ya da ne bileyim, zeytinyağı sarma, dolma. Harika olur. Raci, sana malsın diyeceğim ama mallara yazık günah. Ulan 300 sene omlet yapsak bitiremeyiz bu kadar zeytinyağını. Başkanım, gerekirse 3 öğün omlet yeriz. Partim için canım feda. Bu işler fedakarlıkla olmuyor Raci. Fedakarlıkla olmuyor. Biraz beyin lazım, beyin. Gerekirse beyin de yeriz başkanım. Yağ, limon filan harika olur. Çok güzel düşündünüz, 10 numara. Hasbinallahü ve nimel vekil, ya sabır, ya sabır. Bir şey mi dediniz başkanım? Kalk git, daha başka ne yapabiliriz ona bak, anlıyor musun? Hadi çabuk. Sabrımı zorlama beni, çek, çek. O zaman ben ne yapabilir bir ona bakayım. Ona bakayım. İç çamaşır harika, yıkılıyor vallahi. Evet beyefendi, ad soyad? Ferroyar Nazlı. Çok güzel isim, yazalım hemen. Boy efendim? 1.80. Kilo? 80. 80-80 tutmuş zaten, harika. Evet şimdi karşılıklı geçiyoruz şöyle. El ense, el ense çekme. Ne yapıyoruz? Elimizi atıyoruz enseye böyle, bir yokluyoruz. Bir deneyelim efendim, buyurun. Çok güzel, harika. Şimdi ters kasnak dediğimde... Dayının pantolonun arkasından kolu sokup, hafif tartarak... ...havada böyle ters döndürüp... Ne oluyor burada Özkan? Olay nedir? Seçmeler yapılıyor başkanım. Yağlı erkek yarışması mı ne varmış? Yağlı erkek mi? Ay, sanırım güneşe çıkacaklar ya. Özkan Bey ciltleri kavrulmasın diye yağ sürecekmiş. Bu arkadaşlar güreşçi mi geldiler? Yok başkanım, ne güreşi ne seçmesi. Amme hizmeti yapıyorum ben başkanım. Bakın gitgide kilo alan obez bir millet olduk. Amacım kasabalıyı spora yönlendirmek. Güreş turnuvası bunlarla yapılacak değil herhalde. Yok başkanım, olur mu? Bunlar güreşemez. Güreşmez. Ben yağlı güreşin inceliklerini anlatıyordum kendilerine. Hani seyrederken sıkılmasınlar diye. Ben izninizle hemen güreşçileri arıyorum efendim. Alo İsmet. Yağlı güreşçileri yolluyorsun değil mi buraya? Ben dün aradım ya seni, hani haber verdim. Sen unuttun. Neyse, bize acil yağlı güreşçi lazım. 6 olsun. 10 olsun. Evet. Ama sıkı böyle sağlam çocuklardan yolla bana. Ya tamam kardeşim, sen hesap numaranı gönder bana, ben hemen EFT'yi yapacağım. Teşekkür ederim, öptüm İsmet'ciğim, öptüm. Tamam başkanım, sorun yok. Sanatçılar ne oldu? Hangi sanatçılar? Afişte yazılı olanlar. Gelmezlerse kasabalıya çok ayıp olur. Ben kesin gelecekler yazmadım ki başkanım. Beraber bakalım. Altta küçük olarak yazmıştım ben. Sanatçılarımız yoğun bir çalışma dönemindedir. Olası aksaklıkta kasabamıza selamlarını iletirler. Yani gelmeyecekler mi? Gelmeyecekler mi? Evet. Başkanım, bir aksaklık olur diye ben birkaç yerel ozanla zaten anlaşma sağladım. İşimize yarayacak İstanbul basını da yolda. Hiçbir problem yok başkanım. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Festivalimize bekliyoruz. Başkan, ben güreşmem. Ona göre. İlk kez evde kahvaltı etmedin. O yüzden sana bir şeyler getirdim. Sağ ol. Akşam çok üstüne geldim. Özür dilerim. Sabaha kadar uyuyamadım. Biliyorum yanlıştı. Ama söylediğim ne varsa hiçbir şey kendimi düşünerek söylemedim. Oğlumuzu, Ozan'ı düşündüğüm için söyledim. Düşünsene, yarın öbür gün bize bir şey olsa ona ne bırakacağız? Yani içinde oturduğumuz yıkık dökük kiralık evi mi, yoksa bizim kadar eski eşyaları mı? Senden çok şey istemiyorum ki. Yani çal çırp demiyorum ama en azından oyunu kurallarına göre oyna, olur mu? Onu şöyle koy Raci. Çabuk çekin o bantı, hadi. Raci, sonra sen ileriye bak, geliyorlar mı haber ver. Tamam mı? Başkan, geliyorlar, geliyorlar. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Ne oldu? Neden kapalı bu yol? Haberiniz yok mu? Kasabada salgın hastalık var. Biz hiç duymadık. Az önce belediyeden yetkililerle görüştük. Öyle bir şey yok. Bizi bekliyorlar. Hah. İşte o yetkili halkı yanılgıya uğratmaktan tutuklandı arkadaşım. Ayrıca onunla iletişime geçenler hakkında da soruşturma başlatıldı. Nasıl bir hastalıkmış bu böyle? Biz hiç duymadık. Keçi gribi. Ne? Keçi gribi. Keçiden insana bulaşıyor. 2 saat içerisinde insanın bağışıklık sistemini ele geçiriyor. Önce gözlerinden kan gelmeye başlıyor. Daha sonra burnun akmaya başlıyor. Ağzından ve kulaklarından kan gelirken kan sıçmaya başlıyor. Daha sonra... Dur. Bak. Jack. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen kasabaya dönüyoruz. Daha sonra... Sayın Başkanım. Kasabaya dönemeyiz. Neden Raci? Sayın Başkanım, kasaba karantina altında ya. Hastalık var. Allah muhafaza. Biz hemen topuklayalım bence. İstanbul'a ya da Ankara'ya yerleşiriz. Benim biraz birikmişim var. Ben size bakarım. Allah'ım, neden bütün gerizekalılar bizim partide acaba? Estağfurullah Sayın Başkanım. Ne sala? Maşallah cin gibisiniz. Gerizekalı diye seni kastetmiştim. Daha bunu bile algılayamıyorsun. Teessüf ederim Sayın Başkanım. Ben salak mıyım? Ben bir kere KPSS'den 90 aldım. Elbette alırsın. Çünkü soruları size ben vermiştim bir ay önceden. Herkes 100 aldı, sen 90 aldın Raci. O ondan değil Sayın Başkanım. Ben okunmuş birinci evde unutmuşum. Bir de akide şekerini biraz az yedim herhalde. Onun için 10 puan eksik oldu. Hasbinallahü beni ver bir yürüyün. Oh be! Allah'a çok şükür! Hareket başlıyor! Nerede hareket? Orada bereket! Bereket mi kaldı? Ne yüz? Çıplak çıplak adamları getirip yağlayıp meydana salacaklar. Sonra da birbirlerinin kıçına parmaklarını sokacaklar. Cenabet, cenabet! Sen ne diyorsun be? Hacı Ömer, sen ne diyorsun? Ataspor'umuza sen nasıl laf edersin be adam? 700 yıllık gelenek bu. Biz sahip çıkmayacağız da kim sahip çıkacak? İyi işte, sen sahip çık. Ben sahip çıkıyorum işte. Hatta gerekirse kısmeti kıçıma geçirir, er meydanına bile çıkarım. Çıkarsın, yağlarım çıkarsın, onları da kıçına parmaklarını sokarlar, rahat edersin. Hacıya var mı hacıya? Hacıya. Hacıya mı? Yani pehlivan ya, pehlivan ya. Yok. Pehlivan olacağım. 2-3 çıktı meydanı. İkisi de birbirinden merdane. Ama sen, ne merdane? Hadi bakalım. Her şey tamam mı Özkan? Tamam. Gibi de değil gibi de. Hayat çok zor başkanım. Yani sürprizlere gebe. Ben o kadarını söyleyeyim, siz gerisini anlayın. Özkan, bir an için sahtekar olduğunu unut. Açık konuş. Sıçtık. Neden? Kasabamıza gelmesi gereken yağlı güreş kafilesi bir anda sır oldu. Yani arıyorum, telefonlara da cevap vermiyorlar. Belediyenin demirbaş listesinde şöyle sağlam bir odun var mı? Vardı başkanım, ben bakayım. Başkanım, ben bir kasabaya ineyim de halkı sakinleştirmeye çalışayım. Gelirken de size kızılcık sopası bakayım ben. Birkaç tane de yedek getir. Uzun uzun döveceğim. Sevgili kasabalılar. Belediyemizin düzenlemiş olduğu güreş şenlikleri Çin'in Hunan eyaletinin Kent Louis köyünü vuran sıcak nedeniyle ertelenmiştir. Hunan eyaletine sabırlar dileriz. Uzun zamandan beri ilk defa Ozan olmadan sofradayız. Ben de ilk defa bu saatte dışarıdayım. Sana bir şey söylemek istiyorum kızım. Buyurun Zafer amca. Dün babanı karşına almak pahasına bizim yanımızda oldun. Onurlu bir davranış sergiledin. Ama... Ama? Yani şu an biz Ozan'ı nasıl özlüyorsak... annen baban da seni özlemiştir. Onların da şimdi boğazından lokma geçmiyordur. Çok haklısınız. Aslında ben de bunu sizi kırmadan nasıl söyleyebilirim diye düşünüyordum. Umarım baban inadını kırar da bizim de kızımız olursun. Ya belki annem baban selamımızı almazlar ama sen yine de bizden selam söyle, olur mu?
Güreşçilerin gelmemesi iyi oldu bence abicim. Ne öyle kıllı mıllı herifler? Şöyle kızlar mızlar olacak ki. Sen seyreyle o zaman gümbürtüyü. Kızlar mızlar mı? Tabii ya. Kızlar mızlar. Gel lan buraya. Aferin koçum benim ya. Ya bu basın medya denen varlık yazları kızlardan, selülitlerden, memelerden beslenir. Şöyle beşlik simit gibi yan yana dizeceksin kızları. Eve gidersem şerefsizim. Ya dur geçen televizyonda bir güzellik yarışması vardı. Şey ülkesi o. Hani melezler falan var. Ne o? Brezilya. Brezilya'da. Allah'ım o neydi öyle ya? Sabah 6'ya kadar nefesimi tuttum. Gözümü kırpmadan böyle seyrettim yemin ediyorum. Tamam ulan güzellik yarışması yapacağız. Vallahi mı? Ne öyle yağlı yağlı erkekler. Yağlı erkek yerine yağsız kadın aga. Sen de az değilsin ha. Bak şimdi. Ben bütün imkanlarımı kullanacağım, kasabaya kızları dökeceğim arkadaş. Basına da haber verdik mi bu iş tamamdır. Yürü, hemen gidiyoruz. Hadi yürü, yürü. Akıllı ol, beni dinle. Ben bu kasabanın başarı abidesiyim. Güler Sabancısı Rahmi Koçuyum. Eğer beni örnek alırsan... Burnun boktan kurtulmaz. Başarılı olursun. Başarı için daima beni takip et. İşi gücü bırak birazdan, evle ilgilen. Kasabada dedikodu çıkmış. Ne dedikodusu Şener? Elin herifini eve aldı diyorlar. Hangi elin herifi? Ne eli? O benim bugüne bugün resmen damat adayım. Adaylıkta nasiliğe geçsin diyorum ben de. Doğru söylüyorsun Şenay. Çok doğru söylüyorsun. Şöyle şanımıza şöhretimize layık bir düğün yapalım. Millet eğlence görsün ha. Sileceğim seni bu kasabadan Zafer. Yine yapacağını yaptın Cengiz. Geldim. Yahu geliyorum. Gelindi. Ne oluyor arkadaşlar? Olay nedir? Kasabada yangın mı çıktı? Birine bir şey mi oldu? Yoksa en az 5 çocuk Belma yine mi doğuruyor? Ebe olarak beni mi düşündünüz? Başkanım, bu güzel kardeşiniz üstün zekasını kullanıp bir yol buldu. O zor günlerde atalarımız Çanakkale'den Yunan'ı nasıl denize döktüyse... İzmir. Ne olmuş İzmir'e? Çanakkale'si yahu. İzmir. Saçmalıyorsun. Saçmaladığına göre galiba sen yine kendine bir avanta yolu buldun. Aşk olsun başkanım ya taş mı yiyelim? Ya biz de tencere kaynatıyoruz. Aldığın para civcivin mutfak masrafı. Hı. İyi savurlar arkadaşlar. Evet. Evet Zafer amca. Bu sefer doğru söylüyor. Bu sefer başarmama şansımız sıfırdan bile az. Ben bile yaparım bu zükayla. Vallahi. Ne denesek olmuyor. Bu durumda hem kasabalıya hem size karşı haksızlık etmiş oluyorum. Yarın istifa edeceğim. İnanıyorum ki benden sonra gelen arkadaş daha başarılı olacaktır. Bir denesek başkanım, maliyet sıfır. Yeni başkanı anlatırsınız artık. Yeni bir başkan mı var? Ben hemen yeni başkana gidip bağlılığımı bildireyim. Güzellik yarışması başkanım, güzellik yarışması. Güzellik yarışması mı? Evet başkanım. Tamam, girin bakalım, bir konuşalım. Buyurun, buyurun. Evet başkan amca. Şöyle koca memeli, bıngıl bıngıl kızların ortalıkta dolaştığını düşünsene. Ay, ay, ay. Aldım ne dedim ben. Oturun buyurun. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk ablacığım. Annem babam nasıllar? Ne olsun iyiler, yaşlılık işte. Babamın bir de basırı var biliyorsun. Tamam kesin susun. Herkes iyi, anneleri babaları da iyi. Biz şimdi işimize bakalım. Bak o basırın ilacı meyan kök. Ama öyle yemeyecek. Onu alacak o bölgeyi böyle güzelce bir yedirecek ama iyice öyle... Nermin! Ay tamam sustum. Ben taze çay demlemiştim getirivereyim. Bir sürü manken ajansı sahibi arkadaşım var. Sıfır maliyette bu işi kotarırız. Güreşçiler de vardı. Ne oldu? Onu ben öğrendim başkanım. Cengiz'in adamları var ya, bulaşıcı hastalık var diye güreşçileri geriye göndermişler. Hadi be. Günahını aldık yani Özkan'ın. Evet başkanım. Sanatçılar dışında sorun yoktu yani. Aslında güzellik yarışması benim de aklıma gelmişti. Tanıtım için iyi bir fikir. 8-10 tane kız, 2 sanatçı, bir şarkıcı olsa... Televizyonda görüyoruz her gün bilmem nerenin kiraz festivali yarışması diye. Saatlerce gösteriyorlar. Ben hemen organizasyona başlayayım mı başkanım? Hayır, acele yok. Belediye meclisinde karar almamız lazım ama sen
festival olacakmış gibi bağlantılarını kur. Tamam başkanım. Geldik başkanım. Sağ ol Mecnun. Hayırlı mesailer. Eko, bu ne hal? Günaydın Mecnun. Günaydın, hayırlı işler Eko. Allah'ım yarabbim, delilerle uğraşıyorum. Merak etme, merak etme. Meclise dilekçe yazdım. Bundan sonra makam araçları bisikletten olsun diye. Hem daha az kirletir, osurduğun zaman da dışarı gider, kokmaz. Güzellik yarışması mı? Güzellik yarışması. Zaten kasabada bed bereket kalmadı. Bir de doldurun cıbıl cıbıl karıları, olsun bitsin. Nasıl ya? Kasabada senden başka herkes kafir, herkes namussuz. Öyle mi? Olmaz efendim. Batacaksak da şerefimizle, namusumuzla, onurumuzla batalım. Aferin Hacı. Efendim ben fizibilite raporlarını hazırladım. Pek çok ülke projemize sıcak bakmakta. Orta Doğu, Balkanlar, hatta Rusya ile sıcak temastayız. Ebedi dostumuz Amerika da arkamızda. Hep arkamızdalar zaten. Bir çekilseler de arkamız güneş görse. Aferin Raci. Arkadaşlar başkan olarak yarışmayı oylamaya sunuyorum. Daha iyi bir fikri olan varsa söylesin. Yoksa ebediyen susun. Yo hacı. Güzelleri gördün, hacılık tatile çıktı. Ne alakası var muhterem? Dinimize göre güzele bakmak sevaptır. Ha. Ben de sevap olsun diye evet dedim yani. Güzeller gelsinler tabii. Biz de onlara kapımızı açarız, gönlümüzü açarız, kucaklarımızı açarız yani. Kasabamızda bir güzellik yarışması fikri oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ne haliniz varsa görün be. Ne haliniz varsa görün. İsterseniz basının, medyanın ilgisini çekmek için kafanıza huni takıp dolaşın sokaklarda. Hatta bence o huniyi çıksın. Neyse. Biz artık organizasyonun hazırlıklarına geçelim. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar, teşekkürler. İyi sayın başkanım, affınıza mağruren. Ben jüri üyesi olmaya talibim. Bu uğurda elimden geleni seve seve yapacağıma emin olabilirsiniz. Gerekirse ben bu uğurda öleyim. Başkanım, güzeller benim evde kalsın. Benim ev geniştir. Hatta iki tane de fazladan şişme yatak var. Çok teşekkürler arkadaşlar. Özkan Bey ayarlamaları yapıp konuklarımızı yerleştirecek. Biz bunları güreşte kündeye getirip tuş ettik. Durum ne oldu? 1-0 arkadaşlar. Arkasından oğluyla ikinci darbeyi vurduk. Durum 2-0. Şimdi bu güzellik yarışmasında da bunlara bir güzellik yapıp bunların sırtını yine yere getirirsek tarihin tozlu raflarında yerlerini alırlar ve bir daha yerden kalkamazlar. Şimdi bu güzellik yarışmasını baltalamak için neler yapacağız anlatıyorum. Dikkatli dinleyin. Sayın başkanım, ben protokolden 3 kişilik yere ayırttım. 3 kişilik? Önlerden mi? Sayın başkanım, protokol en önden. Ya. Bir de sayın başkanım, benim baldız da güzellik yarışmasına katılmak istiyor da. Hı. Hani bir torpil yapsanız diyorum. Jüriye bir rüşvet falan versek. Mesela zeytinyağımız çok fazla var. Biraz ondan veririz, o da muradına erse. Ne dersiniz? Hasbinallah ve nimel vekil. Baltasını da al getir hacı. Anlıyor musun ha? Oğlum biz bu güzellik yarışmasını bozacağız. Katılmayacağız. Ne yapacakmışız? Ne yapacakmışız? Allah'ından olur hacı. Al şu gülüm. Çıkın! Gerizekalı herifler.
İstanbul'dan ajanslarla konuştum. Mankenler hemen yola çıktı başkanım. Sanatçılarda da sorun olmazsa bu sefer başaracağız. Güreş işine benzemesin de sokakta insanların yüzüne bakamıyorum. İzninizle ben organizasyona devam edeyim başkanım. Oku oku. Kızımız Meltem Hacızade ve oğlumuz Ozan Dönmez'in nikah törenlerinde sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Demek Ozan evleniyor ha? Anasız babasız. Kendi oğlunun nikah davetiyesini ev gibi almak da varmış kadar. Şimdi anlaşıldı az önceki karın ağrısı. İnan sana bunun mayası bozuk demiştim de inanmamışsın. Heh, al işte. Baba, 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 baba beni dinle ne olur. Ne yapsaydın baba? Ne yapmamı isterdin? Senin gibi bir ömür okul sıralarında 3-5 tane sümüklü öğrenciye okuma yazma mı öğretmemi isterdin? Adam bana güvendi baba, şans verdi. İleride müdür olma ihtimalim var. Senin gibi mi yaşasaydım? Hırsızlık mı yapsaydın? Çalıp çıpsam daha mı iyiydi? Ben hiçbir zaman öyle bir adam olmadım. Senin boğazından haram lokma geçmedi. Bundan sonra da benden öyle bir şey bekleme. Yapmam. Kime bu inat baba? Yıllarca sobasız bacasız okullarda. Yarı aç yarı tok. 25 sene boyunca çalıştın ne oldu? Maaşın 15 gün yetmedi sana. Ne kazandın? Binlerce çocuğa okumayı, yazmayı, insan olmayı, hayatı öğretti. Mum dibine ışık vermezmiş. Sana bir faydam olmamış besbelli. 2 günde Cengiz Bey'den çok güzel hayat dersleri almışsın. Tebrikler. Cengiz Bey, güzeller yolda, geliyor. Haberiniz olsun istedim. Harika. Yalnız bir şey soracağım, şu aramızdaki para... Ne parası lan? Ne parası? Daha yeni aldı, siktir hadi. Tamam Cengiz Bey. Sevgili kasabalar! Vallahi yaşadık kasabalar! Gün senin günün kasabalar! Gün senin günün! efendim... katılımıyla karşılanıp kabul edileceklerdir. Artık ondan sonra ne yaparsınız ben bilmem. Hacı sen ne zaman geldin ya? Sabah namazından sonra geldim ben başkan. He. Başkanım, bu sefer ne yapıyoruz? Salgın hastalık numarası sökmez, söyleyeyim şimdiden. Biz de kendimize göre bir şeyler düşündük herhalde Hacı. Ayrıca sen böyle küçük şeyler için yorma bu beynini. Doğal ihtiyaçların için kullan Raci. Denetleme yapma bahanesiyle otobüse gireceğiz. Yani gerisini orada düşünürüz. Hı, hacı. Tamam. Ha diyorum ki böyle feministlikten, kadın haklarından, kadın vücudun yarışmalarda metta yani malzeme olarak kullanılmasından falan bahsedeyim. Kadın vücudu et gibi pazara çıkarılamaz öyle değil mi hacı? Evet. Yani ayıptır, evet. Günahtır. Başkanım siz hakikaten buna inanıyor musunuz?
sabahlar saygıdeğer hanımefendiler. Hepimiz yanlış yoldayız. Bu yolun sonu güzellik değil, felakettir. Kadınlarımızın, kızlarımızın o körpe, o narin, o kütür kütür vücutlarını sergilemesine izin vermemeliyiz. Sen indirim mi istiyorsun sen? Tamam, tamam. Sana yaşlılık indirim yaparız. Ne indirimi? Aa, tamam babalık ya. Saniyemiz para bizim. Hani kızlar? Ya hanımlar, biz acaba yanlış otobüse bitmiş olabilir miyiz? Yani hani sizin pek güzellikle, yarışmayla pek ilginiz yokmuş gibi. Kurtar beni başkan. Abdest gitti gider. Yapacak bir şey yok. Hacı efendi koy ver gitsin. Raci bu ne hal? Bilmem ki başkanım, ne hal? Rezil adamın tekisin sen. Raci, şu haline bak, sende hiç utanma arlanma yok mu ha? Doğacak çocuğundan, karından, kasabalıdan utan. Cengiz! Az bile söyledim değil mi hayatım? Mavişim. Puh, ahlaksız, uçkur düşkünü, ırz düşmanı, pezevenk. Mavişim bak, ben sütten çıkmış bir ak kaşık kadar masumum. Yani biz... Hacı öyle değil mi? Tabii ya biz bozmak için, güzellik müsabakasını bozmak için bindik otobüse. Evet yenge, vallahi bizim kabahatimiz yok. Önce onlar başlattı. Sen sus gerizekalı. Karıcığım bak, yemin ederim, yemin ederim benim bir suçum yok. Ben sadece yola, arkadaşlarla beraber sonra biz... Dinlemek istemiyorum Cengiz. Boşuyorum seni. Yapamazsın hayatım. Aşkım, boşanamayız biz. Boşanamayız. Daha kızımız evlenecek değil mi? Ha, damadımız var. Otobüsleri karıştırmışız. Öyle değil mi hacı? Tabii ya. Otobüsler karıştı birden. Tabii yenge. O otobüsü bir görseniz zaten kötü muamele mi desem, kötü servis mi desem. Yani müşteri memnuniyeti sıfırın altındaydı. Daha da binmeyiz zaten bu otobüse. Ulan bir sus lan. Lan bir sus lan sus. Bak yapamazsın. Beni boşayamazsın. Gözün çıksın Cengiz. Hem de 3 kuruşluk kadınlarla. Yok yenge, ne 3 kuruşu? Dünyanın parası. Soyup sobara çevirdiler bizi. Öyle değil mi başkanım? Hasiktir lan! Hasiktir, ağzına sıçayım! Raci! Be hocam lan, bitirdin lan beni! Yürü lan! Rus güzeller, gelmedi mi daha ya? Ulan yine sana güvenmekte büyük hata ettim. Rezil ettin beni. Yürü! Ne işe el atsan rezil oluyoruz be! Sen bir çuval inciri boka transfer etme uzmanısın lan. Benim ne suçum var başkanım? Bir aksilikler silsilesiyle karşı karşıyayız. Diyavaşkaya, Diyavaşkaya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yahu amma hoş geldiniz. Daha hoş geldiniz. Bunların hepsi Rus mu? Evet başkanım. Hepsi de Rus. Benim bildiğim güzellik yarışmalarında her ülkeden bir kız olur. Bunların hepsi Çaykovski. O dediğiniz dünya güzellik yarışması ne oluyor başkanım? Bu Rusya güzellik yarışması. Rusya güzellik yarışması niye burada yapılıyor? Ne fark eder başkanım? Sonuçta güzellik yarışması değil mi? Şunlara bir baksanıza başkanım. Bunlara güzel diyenin Allah belasını versin. Melek bunlar, şerefsizim melek. Şerefsizsin zaten. Bu güzel hanımları ben evimde misafir edebilirim. Hangisinin nerede kalacağı belirlendi. Kura çekildi. Okul istiyor Özkan. Peki başkanım. Evet, Nina. Cafer abiye. Cafer Emin'in yanında geçiyorsun. Cafer Emin orada. Tatyana, Salih abi. Roxana, Hacı Ömer abiye.
Aman Allah'ım. Daha önceleri nerelerdeydiniz? Hacı abi yavaş. Dobrasi. Glasnost. Vladimir Putin yani. Bir de siz very nice. Güzel yani. Yani sen birinci olmasan bile kalbimin birincisisin. Canımsın sen benim canım. I don't understand Turkish, no. Don't speak Turkish, no. Ne diyorsun hiç anlamıyorum ama öyle güzel konuşuyorsun ki küfretsen kabulüm yani. Ah hikmetinden sual olunmaz yarabbim ama. Niye ben Rusya'da doğmadım? 200-300 kilometre uzak. Yani ne olacak? Zor muydu? Ah Olga'nım şimdi biraz sessiz oluyoruz. Yaşlı var, çocuk var, uyandırmayalım değil mi? Bu tarafta kapı. Hemen sizi alayım ben içeriye doğru. Civciv de yoktur herhalde. Sahilde kilo vermek için koşuyor. Sahil eridi, onda gram erime yok. Heyecanlıyım da biraz. Kimse yok. Oh, efendim. Bunun içine de ne koyduysanız. Şöyle, şöyle alayım. Hoş geldiniz. Lütfen, artık rahat olun. Serilin, serpilin, rahat olun. Salon şu tarafta, ben sizi oraya alayım. Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Ben de şöyle yanınıza ilişeyim. Artık çok rahat olabilirsiniz çünkü baş başayız, kimse yok. One kiss, one kiss. Özkan! Ne oluyor burada? Yaz kızım, çöp vergileri bu sene... O benim koca, koca, husband, husband. Tanıştırmadım değil mi ben sizi? Ah benim hatam, Olga, civ 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 Olga. Ne arıyor bu Olga karısı burada? Sevgi arıyor, dostluk arıyor. Yahu karıcığım, yani yarışma için geldiler, sokakta mı yatsın kızlar? Ben dedim ki karımın şeye kadar, gönlü de çok geniştir. O yüzden bir gecelik misafirimiz olacak. Tamam. Kalsın. Senin bir işin varsa rahat rahat çalışabilirsin. Ben misafirimizle ilgilenirim yani. Özkan, hadi. Yok diyorsun yani. Anlaşıldı, tamam. Ben yüreğime taş basayım, salak gibi oturayım burada. Afiyet olsun. Ulan taşları bağlayıp köpekleri salmışlar resmen. İnsan haklarına aykırı be. Yapılır mı bu Özkan'a ya? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın muhterem? Bildiğim bütün numaraları, Türk'ün gücünü gösterdim ona. Kızcağız haşat oldu. Dedim biraz dinlensin, sonra tekrar döneceğim. Bu kızlar niye bu kadar güzel ya? Hiçbir şey yapamadan çıktım evden. Civcivle beraber pirinç ayıklıyorlar. Siz ne yaptınız? Ne olsun, yandık kavrulduk. Kavrulduğumuzda kalmasak bari. Bizim karıyla mantı kesiyordunuz kıza. Ama dur bakalım. Hele bir eve gideyim de. Cafer abiye Rus kızı vermekle iyi etmedik biz. Çoktan hakkın rahmetine kavuşmuştur adam. Öyle deme abi. Allah hepimize öyle ölmek nasip etsin. Amin. Amin. Ya gidip Cafer abi bir kontrol edelim. En azından son duasını falan ederiz. Hadi. Olur.
Cafer amca öldü galiba. Kız son duasını yapıyor. Allah taksiratını affetsin. Amin. Ya arkadaşlar, içeri girip bir baksak mı? Belki bir yardımımız dokunur. Ya hacı, sende zemzem suyu vardır. Koşup bir getirsene. Ağzına damlatalım, sevaptır. Dua gibi değil abi. Memnun gibi. Hadi canım, Cafer amcadan bahsediyoruz. Hayatta inanmam ya. Yarın hatırlattı. Seni denizde kuma sokayım de. Evet. Sağ ol canım. Ay canım. Ulan haksızlık bu ya. Ölmek istiyorum ben ya. Senin daha diyen ağzını ağam yapalım kız. Ulan helal olsun Cafer amcaya. Biz de erkeğiz diye dolaşıyoruz ha. Yarın görünce şeyini öpeceğim. Elini. Bu durumda hepimiz evlere gidelim. Yarın kasaba için güzel bir gün olacak anlaşılan. Bizim jürilik işi ne oldu? O iyi oldu. Allah Allah. Her önüne geleni jüri yapacaktım ben de. Okumuş, yazmış, kültürlü insan lazım bana. Bazı kıstasları var yani. Kaç liradan başlıyor bu kıstaslar? 250 liradan. O zaman kontenjanımdan yer ayarlayabilirim. Ben zaten sayın başkanımdan ricada bulunmuştum. Üyeliğe talibim demiştim. Sen mi jüri olacaksın? Sen ne anlarsın lan güzellikten? Ha? Yürü git lan. Kocalarına sabır ve güç ihsanelisin. İki koştuk öldük. Arkadaş. Öleceksek böyle ya. Kızlar gözden kayboldu. Yarın yoklar. Bir ne yapsak yardır. Koşun. Koşun. Ha gayret. Ha gayret. Başlamak üzere. Yarışmacıların şeyini tutuyordum. Nabzını. Çok heyecanlıydı garipler. Bak bu son şansımız. Bunu da başaramazsak halk bizi tefe koyar, tamam mı? Merak etmeyin başkanım, her şey tamam. Sanatçılar tamam mı? Tamamdır. Hatta ben gidip onları bir kontrol edeyim. Güzel ne oldu senin? Dün akşam su içmeye kalktıydım. Kızın üstü açık kalmış. Örtü vereyim dedim. Birden ayağım kaydı, düştüm tabii. Sonra da işte. Kız senden namussuz çıktı yani Hacı Efendi. Tövbe de başkan, tövbe de ha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Yürü git lan buradan. Hi. Bana takar mısın? Takarım, tabii takarım. Allah'ım bu bir rüya. Hoş geldin kabusum. De aman karıcığım. Yine yasak bölgeye girmişsin. Yok hayatım, sen yanlış anladın. Kızın iki şey bir araya gelmiyormuş. Ben o yüzden yardımcı olayım dedim. Türk misafirperverliği. Misafirperverliği çek ki ben yaparım. Özkan, sen hevesini bu akşama sakla. Bu akşamki maçımız kuralsızca acımasız olacak hayatım. Özkan.
Üskar! Sayın Belediye Başkanım, sevgili kasaba halkı, Zeytin Çekirdeği Güzellik Yarışması'na hoş geldiniz. Efendim şimdi hemen bu güzel geceye yarışmamızla başlıyoruz. Daha sonra da o afişlerde gördüğünüz muhteşem sanatçıları, o çok sevdiğiniz sanatçıları finalde bir konser şeklinde hep beraber izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Şimdi daha fazla bekletmeden hemen ben finalistlerimizi buraya almak istiyorum. Ama alkışlarınıza ihtiyacım var. İşte güzellerimiz geliyor. Onlar çok heyecanlıydı. Ben de şimdi onları burada görünce daha da bir heyecanlandım. Hemen onlarla sohbet etmeye başlayalım. Daha yakından tanıyalım. Bir numara Nadia Kumkova. Alkışlar lütfen. Kendisine hemen bir soru yöneltelim. Sevgili Nadia, senin eline şey versek. Sihirli değnek versek. Dünyayı hani nasıl değiştirmek isterdin? Neleri değiştirmek isterdin dünyada? Hani change, exchange. Sihirli değnek. O dilini yerim ben senin. Sihirli değnek demek istedi. Alkış, alkış, bir alkış, bir alkış. Şimdi... Oluyor lan burada! Güçsüz babanın kızlarını yedirmeyiz size. Telif hakları bizde lan mı kızların? Şu halimize bak. Bok var doğru, kömürlüğe girecek. Başkanım siz kovalayınca ben nereye gireceğimi şaşırıyorum, ne yapayım? Sen niye bu kadar beceriksizsin Raci? Bilmiyorum ki başkanım. Başkanım ateş hazır, ne yiyeceğiz? Karımla barışmam lazım Raci. Haklısınız başkanım. Daha ne kadar sokaklarda sürüneceğiz ha? Şu halimize bak, donla kaldık donla. O Özkan denen iblis de hala o pantolonla gömleğimi getirmedi. Haklısınız, haklısınız. Bu kim Raci? Sen kimsin? Organizatör. Bu güzellik yarışmasını organize eden arkadaş bu işte. Ha. Otur. Organizatör. Evet. Ne oldu güzellik yarışması? Sormayın, basar, mahvoldu. Fiyasko. 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 Raci fiyasko. Çak Raci çak. O zafere kapak olsun. Fiyasko. Organizatör mü? Evet. Başkanım. Evet. Ateş hazır. Artık ne yiyeceksek yiyelim. Ben hemen organize eder gelirim. Zayıf. Başkanım, ben gidip size şu elbiseleri bulayım, geleyim en iyisi. Evet, hadi koş. Koş. Özellikle pantolon bul Raci. Tamam, ben pantolon bulur. Hem Raci, pantolon bul! Hey maşallah, kimin başkanı ya? Çok yakışıklı çıkmışsınız başkanım. Özkan, sus istersen. Medyada kasabanın adı çıksın, tüm Türkiye bizden bahsetsin istiyorduk. Şu hale bak. Tamam başkanım, amacımıza ulaştık. Tüm Türkiye kasabamızdan bahsediyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yoruldum Özkan. Seni görmek istemiyorum. Git başımdan. Başkanım bu arada akşam nikaha geliyorsunuz değil mi? Hayır. Nikahı sen kıyıyorsun. Peki başkanım.
Hacı. O Allah'ın delisi her an gelebilir. Evet, gelebilir. Oğlum bulamadın mı hala bir şey ha? Ne arıyoruz ki başkanım? Ay heyecandan çişim geldi, çabuk. Hemen ilgileniyorum başkanım. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Oh, sayın kaymakamım, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hacı Kaymakam Bey, hoş geldiniz. Kim başkanım? Nasılsınız? Ali Cengiz, almışsın oğlanı. Aldık efendim, aldık. Sayenizde belediye başkanlığını da alacağız inşallah. Biliyorsunuz ben mizaç olarak vermeye pek alışkın değilim. Ama bu alışverişin mantığına aykırı. Arada bir vermek de lazım. Ben size yerinizi göstereyim. Buyurun, buyurun sayın kaymakam. Buyurun efendim, buyurun. Çok şeyi başaramadım. Dürüst ve namuslu çalıştığım halde kasabayı istediğim seviyeye getiremedim. Ama sanırım bu nikahı kıyabilirim. İnşallah, inşallah. Pek sanmıyorum ama. Bugün burada bu genç çifti bir araya getirmek ve mutlu anlarına tanıklık etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Aile toplumun temelidir. Aileyi ayakta tutan önce sevgi, saygı, sonra dürüstlük ve ahlaktır. Bu uzun yürüyüşte sizi yolunuzdan alıkoyacak bir sürü engelle karşılaşacaksınız. Sıkı sıkı kenetlenir, birbirinize olan güveninizi yitirmezseniz aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. Yeter ki namuslu olun. Ve yapacağınız şeylerden daha sonra pişmanlık, vicdan azabı duymayın. Ne olursa olsun asla birbirinizden şüpheye düşmeyin. Kişisel ya da gündelik kazançlar peşinde koşmayın. Biriktireceğiniz ve yarınlarda gurur duyacağınız şeyler asla para, pul, mülk olmamalı. Namuslu bir yaşam ve gurur duyacağınız dostlar olsun biriktirdiğiniz. Mutluluklar. Sıkma canını be başkan. Biliyor musun, ikimize tepede bir ev yapmaya karar verdim. Temellerini kazmaya başladım bile. Sağ ol Mecnun. Bugün işte sanırım ihtiyacım olacak galiba. En iyisi ben gidip içecek bir şeyler alayım. Ama çocuklar, siz ne arıyorsunuz burada? En mutlu günümüzü babam ve annem olmadan mı kutlayacaktık yani? Peki ya işler güçler? Müdürlük? Öğretmenlik için başvurdum. 10.000 ek kontenjan açmışlar. Babacığım, bayrağı senin bıraktığın yerden devralacağım inşallah. Evet.
Mecnun, kuru sofrayı bak, misafirlerimiz var. Hem de ağır misafir. Tamam başkan, hemen. Oh be, vallahi baba ben sıkıntıdan patlayacaktım ya, sağ ol. Başkan. Bak ne buldum. Oh. Nereden buldun sen bunu? Hani ikimiz için ev yapıyorum ya. Temeli kazarken yer çöktü, bu çıktı. Daha çok kapkacaklar. Ama oraya ev yapamam. Daha ileri, daha yukarı yapacağım şimdi. Antik kenti buldun lan Mecnun. Kasaba kurtuldu. Çok akıllısın lan deli. Bunu derhal kasabalıya bildirmem lazım. Araba yardım. Hayırlı akşamlar Sayın Müsteşarım. Efendim kusura bakmayın bu saatte sizi rahatsız ettiğim için. Ben sizi yine şu Zafer Başkan meselesi için rahatsız etmiştim. Efendim hakkında çeşitli yolsuzluk iddiaları var demiştim. Buna bir de tarihi eser kaçakçılığı eklendi. Evet efendim evet. Bakın kasabadaki bu antik kent var.